Okulun en eski idaresi mi? Evet. Buyurun hocam. Buyurun. Buyurun. Merhaba çocuklar. Merhaba gençler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Oo, herkes çalışmış ya. Bayağı çalışkansınmış burası. Çok emek vermişsiniz. Elinize sağlık. Merhaba hocam. Sizi tanıyabilir miyiz? Bir Gülçin, 700. Yıl İlköğretim Okulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni. Teşekkürler. Hocam sizi de tanıyalım. Engin Bozdağ, 700. Yıl Ortaokulu Müdür Yardımcısı. Teşekkürler. Osman Keskin, 700. Yıl Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni. Devam edelim. Bizler ay teknolojisiyle bir ürün tasarla öğrenme etkinliğini yaptık. Öğrencilerimiz önceki bir sorun buldular. Bu soruna kendilerince çözüm arayışına girdiler. Çözümler ürettiler. Ürettikleri bu çözümlerden bir tane en uygun buldukları çözümü seçtiler. Daha sonra çözümlerine yönelik araştırma yaptılar. Yaptıkları bu araştırma sonucunda tasarım önerisi geliştirdiler. Bu tasarım önerilerini yapım olarak, maket olarak yapmaya çalıştılar. Daha sonra da çalışmalarını bir posterle hazırlayıp tanıttılar. Posterde neyi tanıtıyorsun? Posterde masrafsız arabayı tanıtıyorum. Bu masrafsız araba neden masrafsız? Çünkü bunun rüzgar paneli var, güneş paneli var. Bir de yağmurdan elektrik üretiyor bu araba. Arabanın aküsüne veriyor, şuradaki aküsüne veriyor. Akü de arabayı çalıştırıyor. Bundan sonra baktım ki bu arabalarda çok can kaybı var. Bunun için de fenler boşaldığında paraşüt açılıyor ve araba duruyor kendi kendine. İşte bunlarla duyar çakarak bu araba yaptım. Teşekkürler. Adın ne senin? Zülfü Cengiz. Teşekkürler. Osman Bey, siz artık yönlendirirsiniz çocukları. Otursunlar, çocuklar oturabilirler. Şahin'i dinleyelim. Benimkisi dokunmatik bir elektrik süpürgesi. Kendiliğinden çalışıyor. Elektriğini de gidip geliyor ya bu dönüyor. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Burada deterjan ve su depoları var. Bunlar da püskürtücüler. Deterjanı ve suyu püskürtüyorlar. İşte deterjan ve suyu püskürttükten sonra düğmeye basıyorsunuz. Gidip geliyor ve yerleri yıkıyor. Altta da silme bezleri var. Deterjan ve suyla birlikte yerleri yıkıyor. Sonra istediğimizde altlar tozlandığında da düğmeye basıyoruz. Gidip geliyor ve yerleri gırlıyor. Burada bir yer tutucu da var. Yeri tutmasını sağlıyor. Teşekkür ederim. Can, sen ne yaptın? Çok bu. Hangi sorundan yola çıktığını söyle. Hocam, ondan sonra nasıl bir çözüm geliştirdiğini söyle. Hocam dışarıda çöpleri atıyor yere. Sonra kötü koku veriyor. Sonra, bu çalışma kötü koku vermiyor. Pedala bastığında hemen iniyor ve çöpü içine katıyoruz. Evet. Hocam belki tercüman fakat ileride konuşan hocam başbakan olur, cumhurbaşkanları olur. Başka bir ülkeye gittiğinde dinli tercüme edebilecek bir araç. Kulağına takıyorsun hocam. Takıyoruz hocam. Kulağımıza taktıktan sonra hocam ayarlamaları yapıyoruz. Hangi dilden çevrileceğini, İngilizce, Türkçedir, Almanca, Türkçedir. Farklı dilleri ayarlıyoruz hocam ve şöyle. İsmet'i dinleyelim. Hocam benim sorunum buydu. Ev hanımlarının daha fazla iş düşmesi. Bu yüzden kendi rahatlarına biraz daha bakmasını istiyordum. Bu neden yaptığım fırın akıllı fırın diye adlandırdım. Önce hani bir börek, farklı yemeklerin iç içe kokuları giriyor ya bazen. Bu nedenle bu delikleri yaptım ve 4 farklı yemeği yaparak kokuların içerisine girmemesini sağladım. Ve fırının alt bölümünde bu kapağını açtığımızda bir ay bulunuyor. Orayda börek ve keklerin yaptığımız bölümde kendisi çeviriyor. Biz kendimiz elemiyoruz. Bir de bu elektrikle çalışmıyor. Güneş paneliyle çalışıyor. Böylece elektriğin tasarruflu olmasını sağlıyor. Zeynep, seni dinleyelim. Benim projem sorunumu söyleyince sorunum mesela insanlar evde çıkınca anahtarlarını kapıdan atıyor, anahtarlarını evden atıyorlar ya da kapıyı açarken ya da kilitlerken kapı anahtar içinde kırılıyor. İşte ben bu anahtarı hayatımızdan çıkarmak için şifreli kapıyı attım. Şifreli kapı anahtara gerek kalmadan şuraya şifreyi yazıyorsunuz ve evet'e basınca kapı kendinden açılıyor. Şu şifre oluyor değil mi? Hı-hı.
Fatoş, seni dinleyelim. Benim projem ekmek fırına çalışan işçilerimize ekmek çıkardığı zaman elleri yanması sonucunda bu projeyi icat ettim. Bu proje yanmayan eldivendi. Yanmayan eldiven takıp ekmeği rahatlıkla fırına elleri yanmadan bir şekilde çıkarabilirler. Şinan, seni dinliyoruz. Benim sorunum, ben size söyleyeyim. Namaz kılma ibadetimizi unutup gerçekleştirememiz. Bunun sonucunda namaz, burada seccadenin üzerinde gördüğümüz gibi hareketler var. Bu hareketler sırasıyla okunacak sureler belirtiliyor. Bu okunacak sureler sayesinde namaz kılmayı çabucak öğrenebiliriz. Teşekkür ederim. Yeşim. Benim projem ev hanımları bazı mesela karşılarında bir yemek olduğunda içindeki tarifleri merak ediyor. Ve merak ettiği için de sormaya çekiniyorlar. Bir gözlük takıp gözü yemeğin içindeki şeyler, kalorileri, proteinleri, tarifleri, ne kadar miktarı göze sinyal olarak veriyor. Gözlük. Fatoş, senin projen ne? Hocam, benimki ilaç çantası. Hocam mesela benim babam zaten şeker hastası olduğu için hepim mesela ona bunu tavsiye edebiliriz. Mesela ilaç saati geldiğinizde bazıları gerek tam saatinde içmesi lazım ilacını. Hocam onun için de ben bu çantayı icat ettim. Bu çanta ilaç vakti geldiğinde ayarlıyorsun şu saatler. İlaç vakti geldiğinde bu olduğu ışıktan daha fazla ışık yayıyor. Ve zil alarm sesi de çıkartıyor. Tamam. İrem? Ben kumandayı biraz daha geliştirdim. Sinyalli kumanda adı verdim. Bu kumanda arada televizyon severleri kumanda kaybolunca sinirli olurlar. Ev gergin olur. Bu yüzden bu kumandaya telefon numarası verdim. Telefondan arayınca bu telefon kumanda ses çıkaracak ve kumandanın nerede olduğu bilinecek. Özgenir? Ben ekmek israfını yaptım. İnsanlar ekmekleri çöpe atacağına küçük kutuya atsa her gün sabahleyin hem sıcak düğmesine bassa, belediye toplarsa, fakirlere götürürse, verirse benim için. Teşekkürler. Nazar? Benim projem çocukların yemek yemesini sağlıyor. Çocuklar yemek yemediği için anneler birazcık rahatsız oluyor. Bunun için bir tabak icat ettim. Bu tabak çizgi film karakterlerinin etrafına yapıştırdım. Bu sayede çocuklar çizgi film karakterlerine bakıp yemeğini yiyebilirler. Bir de onunla sohbet edebilir. Yemek yemesine gibi sorunların olabileceğini söyleyeyim. Mesela televizyon karşısında genellikle yanında kahve içeriz. Yanında da su içeriz. Su içeriz. Hocam. Sonra gelelim. Bahar, seni dinleyelim. Sen diyorsun, heyecanını yiyin. İlk önce ben bu tasarımı şöyle bir sorun ortaya çıkararak buldum. Ve sel baskınları olduğu için birçok insan hayatını kaybediyor. Bu yüzden de şöyle bir tasarım icat ettim. Benim tasarımım iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde yüzey suları yardımında suyu geçirmiyor. Üstüne yaptığım nereden sayesinde. İkinci bölümde suyu geçirdiği anda alttaki bölüme suyu arındırıyor. Teşekkürler. Urta, seni dinleyelim. Güneşli günlerde veya yağmurlu günlerde bankta dışarıda kalamamak. O yüzden bunu icat ettim. Bu yağmurlu günde yağmuru bize değmemesini sağlıyor. Güneşi de geçirmediği için güneş de gelmiyor. Gece oturabilmek için karanlık olduğu için oturamayız. Bu sayede feneri var, ışık aydınlatıyor. Teşekkürler. Sibel? Benim projemin adı cam sil aleti. Bayanlar cam sildikleri zaman pencerenin üstüne tutuyor. Bu büyük bir tehlike yaratıyor. Herhangi gibi dengesini kaybedip yere düşebilir. Ve çözümüm ayarlanabilen çubuk sayesinde pencerenin üstüne çıkmadan ileriyle yetişir. Teşekkürler. Senin adın neydi? Helin. Bazı çocuklar benim ilaç içmediği için, benim fazla ilaç içmediği için hem dış görünüşü güzel olduğu için çocuklar daha çabuk içerler. Ben bir de maddi durumu kötü olanlar hem ilaç hem de oyuncak almış olurlar. Teşekkürler. Sümeyye? Benim sorunum çocukların ampulleri kırması ve bu da bayanlara sorun yaratıyor. Bu porselen ampul sayesinde biraz da olsun ampullerin kırılması azalıyor ve pille çalıştığı için elektrikler kesilince bayanlara
sorun olmuyor. Uzun ömürlü piller sayesinde hem karanlıkta kalmıyorlar hem de ampullerin kırılmasını biraz daha olsa önlüyorlar. Teşekkürler. Daha seni dinleyelim. Benim yaptığım araç çalışma çocuklu bir ev çok kirlidir ama benim yaptığım bu alet sayesinde artık hem oyun oynayacaklar hem evi temizleyecekler ve böylecikle ev çok temiz olur, çok çabuk kirlenmez. Teşekkürler. Gamze? Benim sorunum bebek arabalarının karda kaymasıdır. Kışta hep yani nasıl, benim sorunumda bu sorunda bebek arabalarının karda kaymasına yola çıktım. Bu yolda hep kışta görüyorsunuz bebekler annelerin kucağındadır. Anneler çok yoruluyorlar. Bundan sonra şu gördüğünüz gibi arabanın altına böyle dişli tekerlek yaptım. Bu dişli tekerleğimi başta toplu iğneyle yaptım. Bu daha da gelişebilir. Bu kışın artık bebek arabaların hatta dışarı çıkabilirler. Teşekkürler. Gülbahar. Benim sorunum hakemlerin hep sahada koşması ve yorulmaları. Bunun için havaya kaldırma gücü verir ve ekranın nereye gideceği yönetmek için dokunmatik ekran bulunur. Ve kime kırmızı kart alacağını görmek için önde bir ekran vardır. İsmi yazılır. Yanında da sarı kırmızı düğme çıkar. Teşekkürler. Yeşim. Benim projem bayatları tespit eden alet, insanlar genellikle yemek yaparken bilmeden bayat bir şey kattığında bunun ışığı yanıyor. Yıldız. Hayvanlar kaybolunca bulunmuyorlar. Koyunlar, kuzular için GPS takılması gerekiyor. Öğretmenim buna göre hem daha kolay bulunur hem de kuzular ve koyunlar öğretmenin önlemesini sağlıyorlar. Çok güzel, aferin. Bak. Tamam. Ceylan. Bildiğimiz gibi dünyada bir sürü kazalar oluyor. Bu kazaların çoğu da trafik kazaları. Ben önce bunu aldırmadım, sonra gazetede gördüm bu kazalar. Dedim artık bunun sonlanması gerekiyor. Bunun çözümünü de 6. sınıfta fen dersinde işlediğimiz mıknatıs konusu öğretmenimiz bir not yazdırmıştı. Aynı taraflı mıknatıslar birbirini iterler demişti. Sonra ben de bunu değerlendirmek istedim. Bunları arabanın önüne yapıştırdım ve arabaların kaza yapması mümkün değil artık. Çünkü birbirlerini itiyor. Teşekkürler. Bilal. Benim kardeşim küçük olduğu için benim de basketbol oynayamıyorlar ve ben tek oynuyorum. Böylelikle potaya attığımda top bana geri gelmiyor. Böylelikle sürekli gidip gelmek zorunda kalıyorum. Ben de ilk düzen ve boru sayesinde boruyu potaya altına attım. Böylelikle topu attığımızda top tekrar bize geliyor. Teşekkürler. Gamze. Bu sorunu ben kantinde sıraya girmeyenler için yaptım. Çünkü sıraya girmediklerinde kargaşa çıkıyor, ellerindeki şey üstlerine dökülüyor. Ben de bunun için iki kolon yaptım. Bu kolonda da bir giriş ve çıkış yaptım. Buradan girip buradan çıkmalarını sağlıyorum. Bir de ayrıca okullarımızda küçük bir manav olması lazım. Çünkü öğrencilerimiz sağlıklı olması lazım. Teşekkürler. Rona'yı? Mesela kışın gelince annelerimiz hep dolapların yelerini değiştiriyor. Mesela yazlıklarımızı çıkartmak, hani dolapların yelerini değiştiriyorlar falan. Böyle çevirdiğimizde kışlıklarımız burada olacak. Bir de ayrıca burada buharlar olacak. Kışın kuruma elbiselerimizi bu buhar sayesinde kurutabiliriz. Teşekkürler. Benim sorunum yazın pervanelerin kabloları yüzünden çok yer kaplaması ve pervanenin elektrikle kullanıldığı için çok para gitmesi. Ben bu yüzden pervaneyi saatin etrafına yapıştırdım. Dinamo ile çalışacak, hiç elektrik kullanmayacak ve kablosuz bir şekilde çalışacak. Saat de olduğu gibi yine pille çalışacak ve isteyenler saati yere de bırakabilirler, üstlerine doğru çevirebilirler. Teşekkürler. Hazır mısın? Merve, hazır mısın? Evet. Genellikle televizyon karşısında kahveyle su içeriz. Kahvenin yanında su eksik etmeyiz. Mesela bu ayrı bardakta içeriz ve bardaklarımız hem kirlenmiş olur hem de bulaşık yaratmış oluruz. Bunu önlemek için bir buluş hazırladım. Bu iki içeceği bir arada içeceğiz. Mesela bir bardağın arasına bir parça koydum. Bu parça sayesinde hem karışmamış olacak hem de bulaşık yapmamış olacak. Teşekkürler. Buyurun Osman Hocam. Söz sizde.
Evet, iTek sayesinde proje tabanlı öğrenmeyi daha kolay kavradık, daha çabuk kavradık. Bize daha çok keyif verdi. Yaptığımız işten daha fazla keyif aldık. Çünkü eski sistemde rutin bir şekilde her şey aynı şekilde işliyordu. Her sene aynı şey vardı. Fakat proje tabanlı öğrenmede çocuk karşımıza her an farklı bir projeyle gelebiliyor. Ne kadar farklı proje gelirse biz de o kadar farklı işlerle karşılaştığımız için daha fazla keyif alıyoruz. Her zaman farklı yeni değişik şeyler çıkıyor. Kendimizi sürekli güncelememiz gerekiyor. Bundan dolayısıyla yaptığımız işten daha fazla keyif aldık. Teşekkürler. Bülbül Hanım, sizden görüşlerinizi alalım. Biz de proje tabanlı eğitim vererek öğrencilerimizin daha fazla yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduklarını anladık. Daha farklı konulara yöneliyorlar. Bazen bizim bile aklımıza gelmeyen konuları sorun olarak görüp onlar hakkında çözümler üretebiliyorlar. Bu durumdan memnunuz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bunda ders varsa işleyin, biz çekelim. Nasıl yapıyorsunuz? Yok, şeyimiz bitti. Bitti değil mi? Ha. Çalışmışlardı zaten. Bahsettiğimiz oyun. Bahsettiğim oyun bu. Ha, oyunu çekelim. Tabii oyunu çekelim. Önce oynayan kim var ne? Çok iyi oynayan az önce iki kişi vardı. Sekiniz miydiniz? Evet. Tamam, hadi gelin. Hadi. O perdeyi biraz daha çekti. Siyah olan. Siyah perdeyi çekti. Işığı kapatalım. Kriz var mı hocam? Hocam. Ne diyorsun? Az masaya doğru gidin çocuklar. Masaya, biraz masa. Geriden alıyorlar. Geriden mi alıyorlar? Şimdi tek kişi oynasın. İki kişi çünkü geride oynaması gerekiyor. Ha. Bir kişi oynayın. Sen şöyle durayım, ben şöyle durayım. Tamam. Ben salla. Arkadan çekmem lazım değil mi? Görüntüsüyle beraber şöyle çekmem lazım. Yeniden başla. En üstteki şey tutma, olmaz. En üstte soldan, ha. Onu çeviriyoruz. İmleç oluyor değil mi? Çocuğun eli imleç. Evet. Hmm. Bunda
okula yeni başlayan çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak adına düşünüyoruz bu projeyi. Çocuklar oyun oynamayı vesilesiyle okula kolay alışmalarını amaçlıyoruz. Osman Keskin, 700. Yıl Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeniyim. Öğretmenlik mesleğinde 7. yılım. Yaklaşık 5 yıldır öğrenci merkezli eğitimle ilgileniyoruz. Fakat bu yıl iTech projesiyle tanıştık. Bu proje bizi çok heyecanlandırdı. Neden çok heyecanlandırdı? Çünkü diğer derslerden farklı olarak öğrenci merkezli eğitimi birebir uygulama fırsatı yakaladık. Konu anlatmıyorduk. Çocuklarla illa öğrenecekleri şeyler üstünde uğraşmıyorduk. Çocuklarda ilgi uyandıracak etkinlikler görüyorduk. Çocuklar kendi ilgileri etrafında öğrenme hikayelerinden istediklerini seçiyorlardı. Ve o seçtikleri projeler üzerinde çalışmalarını yürütüyorlardı. Biz sadece rehberlik yapıyorduk. Dolayısıyla hem çocuklar kendi projeleri sahiplendikleri için mutlu bir şekilde okula geliyordu, ödevlerini yapıyorlardı, çalışmalarını yapıyorlardı. Biz de aynı şekilde onları öyle hevesli görünce biz de daha fazla işimize sarılıyorduk. Hep beraber çok güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Projenin bana göre faydası, öğrencinin kendi ilgisine göre seçtiği için, birebir iş işine katıldığı için öğrenmenin diğer metotlara göre, diğer yöntemlere göre çok daha kalıcı olmasını sağlamasıdır. Öğretmenin rehberlik boyutunun daha fazla arttığı için öğretmen de işinin yükünü hafiflemesidir. Hem yükümüz hafifliyor hem daha kaliteli öğrenme sağlıyor. Dolayısıyla bu başarımızın artmasına vesile oldu. Müdür Bey. Teşekkür ederim. Mustafa Çetin, 700. Yıl Ortaokulu Okul Müdürüyüm. Meslekte 13. yılım. 8 yıldır idarecilik yapıyorum. 700. Yıl Ortaokulu'nda 4. yılım. Osman Bey de 2 yıldır okulumuzda teknoloji tasarım öğretmeni olarak görev yapmakta. Bu projeleri biz okul idaresi olarak destekliyoruz. Özellikle Osman Bey bizim okula atanmadan önce biz Osman Bey'le tanıştık. Osman Bey'le projeler konusunda önem verdiğimi, projeleri desteklediğimi kendisiyle paylaştım. O vesileyle Osman Bey bizim okulu seçti, bizim okula atandı. Yani bütün projelerde biz idare olarak bizim üzerimize ne düşüyorsa biz yapmaya çalışıyoruz. Her konuda destek sunmak. Tabii okulun imkanları biraz kısıtlı. Okulumuzun imkanları ölçüsünde bu projelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Projelerin hem okulumuza hem öğrencilerim hem de velilerimize faydası olduğuna ben inanıyorum. Bu yıl çeşitli projeler yapıldı. Mesela bu yenilikçi öğretmenler olsun, bu en son yaptığımız iTech projesi olsun, okulda sergisi falan yapıldı. Öğrenciler bu tür çalışmalarla kendine olan güvenleri yerine geliyor. Öğrenciler bizzat işin içine giriyor. Yani kısacası öğrenci merkezli çalışmalar yapılıyor. Bu tür çalışmalar faydalı. Bundan sonraki çalışmalarda teknoloji tasarım öğretmenlerinde biz elimizden geleni desteği esirgemeyeceğiz. Bakalım. Biz size geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sürekli sizleri bekliyoruz. Desteğinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.